Değerli Mesudiyeliler, hayırlı akşamlar. Bu akşam da Ozan Aydoğan ile Mesudiye Burası programında yeni bir konumuzla beraberiz. Bu akşam da Mesudiyemizin değerlerinden Yukarı Gökçe Köyü doğumlu Şeyda Delibaşı senaristimizle beraberiz. İnşallah bugün de onun bilinmeyen yönleriyle sizlere aktarmaya çalışacağız. Yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemiz vardı, basınımız vardı değil Evet. mi? İstedik ki biz bunu televizyonumuz olmadığı için değerlerini, bütün Mesudiye'nin değerlerini, STK'larını, sanatçılarını, sizin gibi sanat severleri dostlarımızla buluşturalım. Bilinmeyen yönlerle dışarıdan görüyorlar belki Şeyda Delibaşı ama bilinmeyen yönlerini biz de aktarmak istedik. Bizler siz hayatta varken değerinizi bilelim. Onlar Eyvallah. da Çok sağ ol Ozan. aksettirelim istedik. Böyle bir programa Çok müracaat teşekkür ettik yani. ediyorum öncelikle. Öncelikle bir tanıyalım Şeyda Delibaşı. Evet, ben de işte Yukarı Gökçe köyünden Saffet ve Binnaz Delibaşı'nın en küçükleriyim. Hani böyle tam tekne Aynen. kazıntısı dediklerinden. Çocukluğum Mesudiye'de geçti. 11-12 yaşıma kadar Mesudiye'deydim. Sonrasında işte okul filan derken Mesudiye'den bedensel olarak ayrıldık ama zaten orayla bağımız her zaman sürüyor. İşte sonrasında böyle bir yazarlık işlerine falan daldık ve işler buraya kadar Hepsine geldi. sırayla geleceğiz Evet, hepimiz zaten. aynen, kesinlikle. Nasıl bir çocukluğun vardı emmi? Vallahi ben ya çok çalışkan bir çocuktum ya. Değil mi? Yani hiç böyle hani aman yaramazlık bilmem ne hani o tip şeyler hiç olmadı yani. Hep hakikaten okul dönemimde bilenler bilir. Yani iyiydi, çalışkan bir çocuktum. Okulum filan. Disiplinliydim. Halen de gerçi öyleyim. İşle ilgili özellikle. Güzeldi. Yani özellikle Mesudiye'de geçirdiğim dönemler çok güzel dönemlerdi. Halen de Mesudiye'ye gittiğim zamanlarda o dönemleri yaşıyorum. Okul dönemim güzeldi. Öğretmenlerim çok iyiydi. Ve sonrasında da işte daha büyük şehirlere gidince o şehirlerde bazen insanlar kayboluyorlar Aynen. yani. Ama biz Mesudiye'den bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Baba evimiz zaten Tabii ki orada. de. Nasıl bir gençlik dönemi geçti? Güzel, o da iyiydi. Yani Mesudiye mi geçti? yok Mesudiye'de geçti. Çocukluk dönemim Mesudiye'de geçti. Okul dönemim işte İstanbul, Ankara, üniversite. Son üniversiteyi kendi isteğimle bıraktım ama ya mesela yazarlıkla ilgili şeyim yoktu. Hani yazar olacağım diye öyle bir hedefim hiçbir zaman yoktu. Tam aksine bir de matematik okudum ben. Matematik mezunuyum filan. Hep böyle masa başında çalışayım. İşte takım elbiseliyim. Yani Güzel. Tabii memur tabii gibi. aynen. Memur hayatı, evet memurluk diyelim daha doğrusu. Çünkü rahmetli babam da hani memurdu. Ziraat Bankası'nın, Mesudiye Ziraat Bankası'nda çalışıyordu. Oradan emekliydi. Bir memurluk tarafı vardı. İşte hep böyle masa başında takım elbiseli kendimi hep böyle hayal ederdim. Ama işte hayal insanları Aynen. başka bir yere götürüyor. Bu arada ben yazıyordum mesela. Hani komedi yazılarım vardı. Hatta lisedeyken o zaman Gırgır dergisi çok meşhurdu yani. Meşhur Ben ya. Gırgır'a bir yazı göndermiştim. Lar Tabii beni lar aradılar Gırgır dergisinden. Lise 3'e gidiyordum. Ya işte Şeydacığım biz senin yazdıklarını çok beğendik, güldük. Burada bizim okuyucu köşemiz var. İşte sen bize böyle her ay bir gırgırlar. şeyler yazar mısın, yollar mısın? Tabii abi niye yazmayayım falan. Gırgır dergisi ya. Gırgır dergisi o zaman yani mizahın temel taşıydı yani. Evet. Ben lisedeyken, lise sondayken Gırgır dergisine yazılar gönderdim. Üniversite döneminde de yine böyle düz yazılar yazıyordum. Hayalim şeydi, belki bunları ileride kitap yaparım diyordum. Sonrasında bu yazdıklarımı başka birileri okudu. Bilmem ne oldu, ya bunları bir değerlendirsene sen, niye değerlendirmiyorsun falan derken bir anda böyle işlere Sektör girdim şey yani. oldu. Evet, hiç ama hani bunu baştan kurguladığım bir şey değil yani, bir Anladım. hedef değildi yani. Askerlik. Askerlik yapmadım, muafım. Ondan sonra küçükken geçirdiğim bir Rahatsızlık. rahatsızlıktan dolayı asker ayağımla ilgili askerlikten muafız. Geçmiş olsun Sağ diyelim emmi. olasın. Ondan sonra ne yaptın emmi? Askerden geldin. Askerden gelemedim. Gidemedim Yani çünkü. ya Gidemediğim için şey adam. gelemedim.
Sonraki yani dönem. Sonraki dönemde daha doğrusu 20 27 27 evet 27 yaşımdı yani kırılma noktası diyeyim. İşte bu tam yazdıklarımı birilerinden okuyup da ya bunları bir değerlendirsene dedikleri nokta. Kanal 6'ya girdim. 2000'li yılların başıydı. Hani bu yazdıklarımızı değerlendirebilir miyiz diye. O zaman Kanal 6 televizyonu vardı. Evet, Seyran Tepe'de. Seyrantepe'de olan. Vallahi uzun ve sıkıntılı bir dönem oldu ya benim için. Hani çünkü yaş olarak da biraz ilerlemiştim. Çünkü hani mizaha başlayan çocuklar hani bu usta çırak ilişkisi berber çırağı gibi yani. Hani Aynen. 8-9 yaşında veya bir motor ustası. Hani 8-9 yaşında çırak olarak verirsin lan o bir pişer filan. Aynen. Ben 27 yaşında başladım bu işlere. Ama işte iyi toparladık herhalde yani. Sonrasında işte ilk fıkralarla Türkiye programı oldu Kanal 7'de. 2005 Evet. yılıydı. Sonra işte sinema filmleri gelmeye başladı. Ben sağ salim sinema filmini belki bilenler biliyordur. Yani bu arada dediğiniz gibi değerimizin birçok filminin senaristliğini yapmış değerimiz. Bugün oğlum bak git, işte Sağ salim, sağ salim, seni seven ölsün diye bir sinema. karışma Karışma bende ben var. de. Fox TV'de Kocamın Ailesi dizisi var. Aynen. Yani daha nicelerini inşallah değerimizden, şeyde abimizden bekliyoruz. İnşallah. Yani dediğin gibi hani bu bir anda olan bir şey dedin. Evet yani bu işte bazen hani rüzgarın nereden estiği belli olmuyor. Yani sen başka bir hayal kurarken başka bir yere kayıyor hayat. Belki bilmiyorum işte benim için de doğru olan buydu. Anladım. Biz de Allah'a şükürler olsun. Hani o yetenek varmış. Belki annemden geçen bir şey. Annemi de belki işte Mesudiyeliler daha iyi tanırlar. Hani Binnaz Delibaşı. O da hani Ozan Nine diye tanınır. Hatta Mesudiye Gazetesi'nde de birçok şiiri Yer aldı. yayınlanmıştı. Herhalde annemden geçen bir yetenek olarak biz de o Maşallah. yazarlığı devam ettirdik. Bakalım işte. Sonraki dönemde nasıl oluyor yani bu? Hani yazayım derken istesen bir yerlerden esinleniyorsun. Evet. Geçen bir paylaşımdan gördüm. İşte adam arkasında saç reklamı var. Evet. Şimdi bunu bir meslek olarak edindiğin zaman hayatta gördüğün her şeyi o gözle bakıyorsun. Yani şimdi biz bir yerde otururken, bir mekanda otururken veya dışarıda dolaşırken sana çok normal gelen veya hiç dikkatini çekmeyen bir şeye ben başka gözle bakıyorum. Tabii ki de. Hani Kendi oradan gözünle. tabii oradan nasıl bir mizah çıkar veya nasıl bir hikaye çıkarla bak. Ama bu aslında bilerek yaptığım bir şey değil. Bu artık Bir bende şey anda. olmuş, Heh. otomatik olmuş yani. Aynen. Hani biz burada konuşurken yan masada ister istemez kulak misafiri olduğum, ne bileyim iki sevgilinin tartışması veya Değil başka bir mi? şey filan hani oradan bir şey yakalıyorsun. Çünkü hikayelerinde işte kendi yaşadığın günlük hayattan, aile, arkadaş çevresi, sosyal çevre, dışarıya çıktığın zaman vapurda, otobüste, metroda veya günlük hayatta işte karşılaştığın bir takım hikayeler, gazete haberleri, internet haberleri, orada yaşadıklarından işte bir anda mesela işte benim sağ salim fikri de oradan çıkmıştı. Zannedersem bir gazete haberiydi. Yani bir cenaze bir yerden bir yere giderken bir sürü olaylara denk Olaylar. geliyor ve gidemiyor. Ölenler, vurulanlar, bilmem neler filan. Şimdi bu işte durum komedisi oluyor. Hani Aynen. bir ölünün bir yerden bir yere giderken birçok ölünün ortaya çıkması. Yaşadıkları. Tabii. Ama orada mesela alt metninde de şu vardı. Ölüm bu sadece salt bir komedi olarak değil. Yani ölüm her zaman bizim yanımızdadır. Onu da anlatmaya çalışmıştık. Güzel de bir film oldu. Evet. Yani hep Zevkle seyrettik. tabii aynen hep hayatımızda yaşadığımız Ama onları şeylerden. hem yazıyor mu ya da aklına mı tutuyorsun? Nasıl oluyor? Ya yazma işi çok zor ve hakikaten tam Ya sor. yok yaz. Mesela dedim ki şimdi otobüste gidiyorsun ya da Evet. uçakta o pozisyonu gördün. Evet. İşte bir adam koltuğa yaslanmış arkasında saçınızda gör Evet bilmem bir reklamı var. şampuan reklamı da denk geliyor filan. Aynen. Şimdi bunu sen işte bir ne diyeyim film bir sinema filminde veya bir skeçte veya işte ne yazıyorsan orada uygun bir yer varsa hemen o sahne aklına geliyor. O Değil resim mi? aklına geliyor ve onu orada hemen empoze Aynen, ediyorsun, aynen, kullanıyorsun. aynen.
Ama yazma süreci zaten acayip sıkıntılı bir Değil şey. mi? Yani bir sinema filmi, bir komedi filmi yazmak özellikle insanları güldürebilmek. Çünkü herkesi güldürebilmek çok zor. Muhakkak. Şimdi senin mizah anlayışın başka, espri anlayışın başkasının başka. Aynen. Yani hepsini aynı anda güldürebilmek muhakkakten çok zor. Tam soy ismim gibi diyeyim yani deli işi. Aynen. Ben hatta şöyle bir hikayem vardır. Annem bende kalıyordu o dönem. Ben de işte bir senaryo yazıyorum. Gecenin bir vakti saat gece 3 filan. Mafyaya borcu olan bir adam karakter yazacağım. Onu oynuyorum şimdi yazmadan önce. İşte aldım telefon elime. İşte abi tamam şu gün verecektim bak veremedim özür dilerim. Böyle ağlamaklı bir ses tonuyla filan karakteri oynuyorum. Aynen. Hani burada herhalde Yazmadım. böyle tabii yazmadan önce sahneyi kafamda canlandırmışım. Sahneyi oynuyorum. Annem sesimi duymuş kalktı Ne kadın. oldu? Kime borcum var? Evet. Kime borcum var oğlum? Banka kredisi çekelim, verelim bilmem ne filan. Dedim anne yok işte senaryo yazıyorum filan. Yani böyle hani hakikaten oynuyorum yani. Sahneyi kafamda Anladım. canlandırıyorum. Önce ben kendim gülmem gerekiyor Tabii ki, yazdığım bir tabii şeye ki de. ki hani insanlar da o sahneye gülüyorlar mı, gülmüyorlar mı? Önce kendi içime sinmesi gerekiyor Muhakkak. yani. Onlara karakteri nasıl buluyor önemli mesela? İşte bu bir hep yani bir süreç. Yani önce fikri buluyorsun, hikayeyi Ya yok, buluyorsun. yazdığını düşünelim. İşte hani atıyorum buna Ozan Ha yapar. işte o şimdi şöyle bir şey oluyor işte. Önce fikri buluyorsun, cümleyi. İşte hani bir cenaze bir yerden bir yere giderken başına bir takım maceralar gelecek. Şimdi o macerada sana lazım olan karakterleri çıkartmaya başlıyorsun. He, Yani nasıl bir aynen. karakter lazım olacak? Şöyle bir karakter. Oydu buydu. Yani ondan sonra karakter dökümlerine giriyorsun. Daha Tipi, şekli, tabii bilmem tabii daha nesi. senaryoya başlamamışsın bu arada. Hikayeyi açmaya başlıyorsun. Yani kahramanı yaratıyorsun. Kahramanın olaylara girişi, başına gelecek olaylar, ya, kendi yapacağı kahramanlıklar, işte aşk meselesi, yaşayacağı aşk, kızla ilişkisi, durumu, başlarına gelecek Aynen. engeller. Yani tüm bunlar zaten bir aylık falan bir süreç. Muhakkak. Daha senaryoya başlamadan önce yani. Sonra o matematiği kurduktan sonra ki matematik okumamın en büyük katkısı burada olur Burada aslında. olur. Çünkü senaryonun bir matematiği var gerçekten, Muhakkak. bir grafiği var. Hani işte filmin ilk 15 dakikası, ortaları, sonları, finali falan bu hakikaten bir matematik Matematik işi. tabii ki de. Nasıl sona Tabii bağlanır? aynen. Sonra işte senaryoya başlıyorsun. Sahnelerini çıkartıyorsun. Bizim treatment dediğimiz diyalogsuz. Sahne 1, sahne 2, sahne 3 diye işte burada birinci sahnede işte Ozan'la Şeyda kafede buluşurlar ve şu konu hakkında konuşurlar. İşte sahne 2 bilmem ne, sahne 3 bilmem önce durumu yazıyorsun. Sonra diyaloglandırmaya geçiyorsun. O Aynen. sahnelerin Tabii yeri de diyaloglandırması. önemli Tabii. muhakkak. Şimdi dediğim gibi şeyi oyuncuyu nasıl talep ediliyor mu ya da hani Şöyle kafanda bir şey canlandırdığın oluyor. bir insan mı? Hani mesela Ben farklı yazarken kafamda da canlandırıyorum. Yani diyelim ki o işte şu karaktere şu Ozan. oyuncu olur, Ozan olur. Aha. Bunu ben yapımcıya sunuyorum. Diyorum ki ben bunu yazarken kafamda Ozan vardı. A vardı, B vardı. Neyse işte ben kendim bir kas sunumu yapıyorum yapımcıya. Yani şey oyuncular hakkında. Tabii oyuncular hakkında. Yani şu karakter için şunu düşündüm, bu karakter için bunu düşündüm. İşte şunun için de bunu düşündüm falan diye ben yapımcıya bir kendi şeyimi veriyorum. Kast listemi Öneri. veriyorum. Sonra yapımcı o kast listesine bakıyor. İşte tabii ki bütçeler, bütçesi uyuyor mu, Muhakkak, uymuyor muhakkak. mu, fazla mı, az mı, başka alternatif var mı, yok mu? Ona göre değerlendirilip o karaktere en iyi uygun olan kişi seçiliyor. Bazen bizim audition dediğimiz deneme çekimi yapılıyor. Yani işte diyelim ki Ahmet karakteri için Mehmet. elimizde 5 kişi var. O 5 kişiye senaryodan bir pasaj veriliyor. Onu ezberliyorlar. Sonra işte stüdyoya geliyorlar ve oynuyorlar. Oynuyorlar. 5 kişi de oynuyor. Sonra biz o 5 kişiye bakıyoruz. Hangisi Daha daha uygun o verimli. karaktere? Evet. Aynen. Yani çünkü şimdi hepsi de iyi oyuncu ama o Ama karaktere en iyi aynen. hangisi uyuyor? Tabii yani. Gonya yolundayım. Çok güzel. Yani çünkü
karaktere uyması çok önemli, değil Değil mi? mi? Çünkü yani Aynen. adam iyi bir oyuncudur ama bazen o karaktere uymaz. Aynen. Şimdi sen zengin bir iş adamı yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şimdi yaş grubu, yaş skalası, ona göre mimikleri, duruşu, tavrı, her şeyi önemli yani. Yani mekanları, yerleri yine sen düşünüyorsun tabii. Mekan, evet. Yani eğer Atıyorum mesela kafamda, sağ salimdeki yol sahnesidir. evet. Şimdi orada ben bir kafamda bir yol kurmuşum. Eğer o yola uygun, en iyi uygun olan yerler bakılıyor ülkede. Yani işte biz bakıyoruz. İşte ben sağ salimi de yazdığımda birisi dedi ki ya işte bu senaryodaki yollar dedi Mersin Silifke yolu dedi Uygun. uygun dedi. Gittik hakikaten bir baktık birebir. Aynen. Ben Seni Seven Ölsün filmini yazmıştım. ATV'de falan da yayınlandı. Karadeniz filmiydi. Bir kasaba yazdım orada ben ama bunu yazarken kendi hayalimde yazdım. İşte belediye başkanlığının hemen yanında cami var. Onun karşısında bilmem ne var. Ben bunu hayali yazdım. Yani. Karadeniz işiydi. Mekan bakacağız filan. Birisi senaryoyu okumuş dedi ki ya sizi dedi bir yere götüreceğim dedi. Bir köye. Ya biz bir gittik sanki aynı birebir orayı yazmışım yani. Hepsi Belediye çiçek. baş orada hepsi çiçek yani sanki tam benim dediğim yerlerde her şey yani bu şekilde. Aynen. Dedi daha önceden buraya geldiniz mi hocam? Yok dedim gelmedim. Aynı dedi. Baktık hakikaten birebir. Hepsi var. Evet hepsi uyuşuyor dedik ki o zaman Tamam. mekan burası dedik yani. Çekeriz Ha buradan. uygun olmazsa da ne yapılıyor? Plato yapıyoruz değil mi? Yani işte bir plato veya stüdyo tutuluyor. Oraya senaryodaki uygun mekanlar birebir aynısı yapılıyor. Aynen. Sanat yönetmeni dediğimiz kişi var. Aynen. O kişiyle çalışıyoruz. Hem hep tiyatro, sinema mı, yani dizide? İşte dizi bir şey mi oldu? Bu Fox TV'de kocamın ailesi işi oldu. 4-5 yıl oldu galiba kocamın ailesine. Fox TV'de yayınlanan. Genelde sinema işi oldu. Skeç programları yazdım birçok bayram programlarında, bayramlarda, skeç programlarında filan skeçler yazdım. Dizi çalışmamız yine olacak inşallah. Birkaç kanalla görüşmemiz var. Çünkü şu pandemi Muhakkak, süreci hepimizi biraz yordu. Yine sinema filmi projelerim de var. Ama genelde sinema oldu yani. İşin özü diyelim ki, hep geçen gün değerli sizin gibi Cengiz Bektaş, selam olsun buradan, Serkan Aydın Selamlar. ve İsmail Baki, Sorular gelir mi? İsmail'cim. onları okuruz. Hepsine selam olsun. Ne söyledi böyle bir proje? Ya Nasıl? bunu bana hep soruyorlar aslında yani Mesudiye'li değerli dostlarımızdan da hani çok sorular geliyor. Mesudiye'de bir sinema filmi düşünüyor musunuz diye. Ben düşünüyorum. Muhakkak. Ben yapmayı çok düşünüyorum ama bunun bir maliyeti var tabii ki. Değil mi? Yani bir sinema filminin de belli bir maliyeti var. Bu maliyetin de karşılanması gerekiyor. Yani bu maliyet karşılanırsa neden olmasın Muhakkak. yani? İşte Mesudiye'mizin de değerli iş adamları var. Birçok yere sponsor olmuş firmalar var. Mesudiye'li, sahipleri Mesudiye'li olan. Hani doğru bir zaman bulunursa bu abilerimizle, büyüklerimizle Yani hani bir destek araya olursa. geldiğimizde Aynen, destek aynen. olurlarsa neden yapılmasın? Mesudiye'nin tanıtımı için de çok güzel bir şey Ya olur. şimdi hem dediğin gibi bizim oraların çoğu yerleri bakir. Evet. Bugün Görsel şelaleleri, olarak. gölleri var, işte ne bileyim yaylaları var. Bunları tutup da hem turizm hem kültür anlamında hem Mesudiye'nin tanıtımı anlamında çok güzel bir proje olur. Yani Tabii ki. dışarıdan Yani da insanlar gelir, ne bileyim, daha bunları ya komedi geliştirebilir. filmi olur, dram bir film olur. Muhakkak. Mesudiye'nin kendi içinde yaşamış olduğu çok güzel hikayeler var. Gerçek hikayeler, Aynen. insan hikayeleri var. Ben hatta sevgili Mithat Hoca'nın, Mithat Baş'ın bir kitabını okumuştum. Orada gördüğüm bir hikaye var. Mesela ben tabii yani bunu Mithat Hoca'yla konuşmuyorum. Selam olsun Ona hocama da çok buradan. selam olsun, ellerinden öperim. Yani o kadar çok hikaye var ki yani bu hikayelerin sinema filmi olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Ama dediğim gibi bu her işin bir bütçesi var. Hani bu bütçeler karşılanabildiği Yani. takdirde gayet Ya rahatlıkla şimdi mesela ben Mesudiye'nin. şunu her programda söylemedi, her ortamda söylüyorum emmi. Sevgi nasıl bile olur biliyor musun?
destekli olur. Şimdi resme bakıp da ben bunu seviyorum, Evet, bunu işte evet. görüyorumla olmuyor. Yani bugün her anlamda bugün sanatımıza, kültürümüze, basınımıza, değerlerimize sahip çıkarak ve destekleyerek Evet. sevgini gösteriyoruz. Kesinlikle. Yani bugün tabii gönül ister ki bir insan mesela ilk o şeyin filminde Şener Şen'in filminde Mesut diye Mesut diyor. Oha dedik ulan bizim Mesut diyor. E bir de Bana da bakıyormuş. herkes onu soruyor. Bir de bakıyor. Ya Mesut diyeli Mesut işte o Selamsız Bandosu filmi sizin orada mı çekildi? Bizim orada çekilmedi. Ama bizim orada tren yok. Evet. Karadeniz'de tren yok zaten. Yani. Coğrafi koşul olarak da hani tren şeyine uygun değil. Aynen. Ama herkes o Mesudiye'yi o Mesudiye zannediyor. Bak Muhakkak. bir film çekilmiş ve bir isim Bir isimden bak ne olur reklam. yıllardır, yıllardır Aha. konuşuluyor. Aynen. Şimdi Düşünsene bunu bir de bizim orada olduğunu. işte onu diyorum yani hani bir sinema filmi ya bir şehrin tanıtımı için de çok güzel bir şey. Bir ilçenin tanıtımı Ya için yine de. bu mesela bu tren olayı montaj gibi bile olur. Bak benim Evet. kafamdan mı bir proje çıkıyor. Şimdi Evet. trene bindiğini düşün. Şeyde abinin tam gitsin neredeyse Cumhuriyet Tam Meydanı'nda insin. neredeyiz? O saat kulesinin orada ya da Atatürk Büsü'nün orada indiğini düşün. İndir ve oraya gösterse. Bize uçak yolu, havaalanı. Havaalanı olur. Ya Bak ne fikirler çıkıyor. Onun için inşallah değerli yapılmayacak şeyler değil hiçbir bunlar. şey yok. Aynen. Ama şöyle bir şey, mesela bütçeleri de şimdi evet büyük paralarmış gibi gözükebilir ama hani bizim değerli büyüklerimiz, abilerimiz, iş adamlarımız için aman aman paralar değiller Yani bunlar yani hani. eğer gerçekten Mesudiye seviyorsa, Mesudiye'nin Tabii evladı ve sahipçisi yapılmayacak olarak şeyler değil kendine. yani. Ya bu da emin ol tarihe geçer. İsmi de tarihe geçer. Evet. Maddi anlamda söylemiyorum. Manevi değeri Ha, daha çok manevi tabii. değeri. Evet. Bugün mesela atıyorum. Bir de Keşke gün sinema filmi kaybolmayan bir şey. Yıllarca seyret. seyredilecek, Keşke gücüm olsa da ben dinlenebilecek. yapsam bunu. Mesudiye tarihinde Ozan Aylık'ın ilk filmi yaptı. İlk filmi Ne yaptı. kadar güzel bir şey bu. Evet. Sonsuza kadar devam edecek bu. Aynen. İnşallah Sinema güzel bir şeydir ya. değerli Sinema büyüklerimiz, iş adamlarımız inşallah sesimize kulak verir. İnşallah. Bunu da başarırız. Bugün tabii ki Şeyda abi gibi diğer büyüklerimiz de değerlerimiz istiyor. Yapalım diye bunlar tabii ki maliyet, bütçe gerektiriyor. Evet. Onlar da canı gönülden tabii elinden geleni yaparlar her konuda. İstiyoruz ki her şeyin en güzeli olsun. Mesudiye'nin tanıtımı için de iyi bir şey bu ya. Muhakkak Bir tabii defa yani. sinema filmi yaptığınız zaman bu sadece hem Türkiye'de tüm Türkiye'de vizyona girecek. Artı yurt dışında da Yurt vizyona dışına da giriyor. tabii ki de. Televizyonlarda yayınlanıyor. Orada isim geçecek, Mesudiye ismi geçecek, bilmem ne olacak. Yani Ya bu emin filmin yıllarda. içine şimdi bak neler katabilir. Bak ben bile anlamadığım Evet. halde bu sektörde Estağfurullah. fikir anlamında bizim değerlerimiz var. Evet. Değerlerini koyabiliriz. Ya Belki her bir şey sahne yapılabilir. verebiliriz. Belki bir hikayesini anlattırabiliriz. Her şey yapılabilir. Mekanlarını gösterebiliriz. Onun Evet. için bir gün inşallah o filmi çekmek nasip olur diyelim. İnşallah. Mesut Neden Ödüyemiz'de. olmasın? O Mesut Ödüyemiz filmde nasıl yıllarda bizim Mesut diye Evet. anıldıysa inşallah kendi Mesut Ödüyemiz anlaşılır diyelim. Belki gerçekten o çekilen Mesudiye bu kadar Konuşulmadı. Evet. konuşulmamış Aynen. Emişim de her hafta ben bir soru soruyorum. Mesudi ile ilgili konuğuma sorduruyorum. Evet. Mesudi'miz gerçek Mesudi ile ilgili. Millet ne kadar seviyor ya da ne kadar bağlılar Mesudi'ye. Evet. Bunu da program sonlarında seyredip de sonunda sorduğumuz ilk kişiye sürpriz hediye veriyoruz. Ha. Bugün de Şeyda Delibaşı'dan inşallah Ben bir soru mu soracağım? sonunda program sonunda Ne sorsam acaba? onu dur sonuna Tamam. program sonuna bizi izlemeye devam edin. Şeyda hocamızın inşallah sorusuyla en güzel hediyeyi kazanacaksınız. Tamam. Mesudiye deyince ne düşünüyorsun emmi? Ya bir Mesudiye'den bir zaman. Ya ben belki bu şey gibi gelecek ama hakikaten duygulanıyorum mesela. Hani Facebook'ta da takip ettiğim birçok abim var. Onlar Mesudiye'ye gidip bir şey paylaştıklarında gruplar da var mesela Evet. Mesudiye'de takip ettiğim. Çünkü çocukluk hakikaten hayatımın en güzel anları çocukluktu. Değil mi? Çünkü insan sonrasında büyüdüğü zaman bu hayat galesi dediğimiz Aynen. telaşın içine düşüyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bir takım işte o sıkıntılarla boğuşuyorsun. Hayatın kendisi işti, oydu buydu filan derken o bir takım duygulardan uzaklaşıyor insan. Muhakkak. Ama o en saf duygular çocukluk Aynen. zamanındaki
yaşadığım duygular ve benim o çocukluk dönemimde Mesudiye'de geçmişti. O yüzden hani Mesudiye dendiği zaman veya Mesudiye ile ilgili bir şey gördüğüm zaman Bambaşka bir duygu. bambaşka bir duygu yani. İnsan duygulanıyor ya. Ben mesela Mesudiye'ye gittim, ilk o çarşıya indiğimde, yani geldiğimde o, tam o şeyden inersin ya, işte Sarıca'nın oradan inersin yukarıdan aşağı, Aha. Mesudiye meydana gelirsin filan. Aynen. Bir tuhaf oluyor insan yani, Ya o duygulanıyor gerçekten. rampada insanlar hani hiç, belki de hiç Evet gelmeyenler evet. böyle bir bakıyor, tamam, Tam o hani işte virajı dönmeden. Sarıca'nın oradan işte o tam virajı dönerken orada böyle bir kalbim pıtır pıtır etmeye başlıyor. O Mesudiye Ya, tabelası filan da var nüfus filan tabelayı yazdığımda. gördüğünü. Yani o tam o döndüğünde o dağın eteklerinde yani orada Mesudiye'yi tam gördüğünde. Çünkü hep bütün çocukluğum oralarda geçti Değil yani. mi? Güzel bir İnşallah duyguluyor. bu Mesudiyemize ilgili değerlerimizi ya da İnşallah. konuştuklarımızı, bizler dertlerimizi, sorunlarımızı konuşmazsak, dile getirmezsek ya da isteklerimizi, arzularımızı söylemezsek inşallah bir şekilde bir yerlere ulaşır. Ama maddi ama manevi. Bizler bu memleketin evladıysak bir hizmet etmek için uğraşıyoruz. E tabii ki Bugün şimdi şeyde Mesudiye, Delibaşı dendiği zaman, pardon hocam, estağfurullah. biz gurur duyuyoruz mesela ya. Bizim Estağfurullah, çocuğumuz, sağ olun. bizim kendi insanımız, bizim akrabamız diyoruz. Seviniyoruz yani. Ya bu duygu anlatılmaz. Ya onun şimdi yüzü diye değil, dışarıdan gördüğünüz gibi ya da resimlerde gördüğünüz gibi içi dışı sözü özü bir olan insan, bugün kim gelse kapısını açar, selam verir. Eyvallah. Oturup da yemeğini yiyip sohbet edebileceğiz. Yani böyle bir büyüklenme, bir kibir yok. Onlar da bir hizmet için uğraşıyor. İstiyor ki gönül mesut diye de yapalım öyle bir hizmet. Turizmini, kültürünü, sanatını bütün dünyaya duyuralım diye. Evet. Böyle bir projeyi inşallah hayata geçiririz. Mesudiye'de şimdi devamlı şöyle bir sirkülasyon var ya, işte devlet memurları hani o gidiyor, öbürü geliyor, öbürü gidiyor, böyle işte başkası geliyor filan. Mesudiye'nin kendi içinde yaşayan öz hanesi giderek azalıyor. Muhakkak. Yani ben en son gittiğimde şimdi hep o eski şeyleri arıyorsun ama bazen hani bulamıyorsun. Şimdi o gitmiş, başka birisi gelmiş. Veya zaman benim daha tanıdığım küçük çocuklar büyümüşler. Ben babalarını tanırdım hani o dükkanların Yani sahibini. Şimdi o çocuklar o dükkanların başında değil mi? duruyorlar filan. Aynen. Ya şimdi dediğin gibi hep eski nesil arıyoruz. Belki de biz yaş itibariyle, Evet. ama yeni nesile Yaşlanıyoruz artık. yeni Bu nesil, yaşlılık konuşması şu anda aynen, yaptığımız. yeni nesil inşallah Ah ah, o eski. daha çok sevdirebilelim. Daha çok memleketimize. Bugün bir Mesudiye gazetesinin bile evinize gelmesi, o isminin duyması. Yani aboneliği bile bugün arkadaşlar 11 TL. Çok bir şey değil. Bir yılı 150 TL resmi postayla evinize, Evet. kapınıza kadar geliyor. Bunu tutup da ya çocuğu da çocukluktan beri aşılayın ki onu, ya da çocukluğundan beri Mesudiye'ye götür ki bunu sindir çocuğa. Evet. Bugün 15-16 yaşında bir çocuğa ne Mesudiye'yi sevdirebilirsin, ne Fallıcı'yı sevdirebilirsin. Kesinlikle. Bir kere gider, ya baba geldiğimiz yer burası mı der. O yüzden kendi kültürümüze, özümüze bilmesi, çocuklarımızı küçükten alıştıralım. Bugün ben bile, rahmetlik beni 4 yaşında götürmüş Evet, Mesudiye'ye, evet. yaklaşık 40 yıldır da Mesudiye'nin havasını almadan olmuyor. Aynen. Böyle bir sevgi. Ha, dışarıdan görenler diyor ki, Ben lafını kestim. 8 yaşında deniz seviyesine indik. Ordu'ya gittik ilk. Ondan sonra deniz seviyesi. O zamana kadar ama hep Mesudiye'di. Mesudiye'nin normal rakımı da herhalde 8, kaç? 850 metre öyle bir şey. Yani 1000'e yakın. Bir de hani yaylalara çıkıyoruz 1500-2000 metrelere filan. Ben 8 yaşımdayken ilk defa Ordu'yu gördüm. 8 yaşımda. Deniz seviyesine inmişim. Benim kulaklarım bir tıkandı. Ben 6 ay kendime gelemedim. Doktor demiş ki bunu nereden getirdiniz siz? Mesudiye diyelim. Demiş ki geri götürün bunu. O basınçtan, o şeyden hani oraya mi? alışmışım diye oranın havasına bilmem neyine. Aynen. Ya halen de öyle. Mesela ben bir de kış doğumluyum, Şubat doğumluyum Mesudiye'de. Hani hakikaten yaz hiç sevmem ben. Yani Değil mi? sıcak değil. Bana şey olsun böyle kar, kış, kıyamet falan olsun yani. Onu çok severim. Ama işte zamanla Emi, bizi alıştım. izleyen ne var? Gökalp abi de geldi, ama Ha, geldi mi bir Gökalp oku abi? mesajlarımı sana zahmet. Ben Kendi senin okuyayım. sesinden duysunlar. Gökhan Hepsine Şafak sevgiler Yıldırım. olsun. Gökhan abicim çok selamlar. İrfan Şensoy yazmış. Oku İrfan oku Bey. Emi, oku. Sıkıntı yok.
Değerli senarist abimize işlerinde başarılar dilerim. Yaptığı her iş tuttu. Umarım yeni sezonda daha güzel reytingi bol projelerde görmek dileğiyle sizlere iyi yayınlar diliyorum. İrfan Şensoy, Selamlar çok İrfan'ım. selamlar sevgili İrfan. Gökalp abi, Şeyda ve Ozan selamlar. Mesudiye'ye sinema salonu açılması için Şeyda Demin ki Demirbaşı'ndan fizibilite konuştuğumuz konu. konusunda destek bekliyoruz. Evet Gökalp abi, bu konuyu konuştuk. Gökalp abi Tekrar en yakın zamanda konuşacağız. görüşeceğiz. Ozan Bey, Şeyda Bey iyi yayınlar diliyorum. Osman Türk, Osman abicim selamlar, ellerinden öperiz. Selam olsun bütün Doğaçam'a, Osman abime, bütün Evet. köylerine, bütün Mesude'ye. Şimdilik gelen mesajlar bunlar gibi Aynen. gözüküyor. Bizi izlemeye devam edin. Şeyda hocamızın soracağı soruya yayın sonunda Evet. sürpriz hediyemiz olacak. Müsüdiye'nin yüz ölçümünü soracağım. Şimdiden bak efendim. Olabilirler, olabilirler. Evet. Mesudiye gazetesi deyince Mesudiye gazetesi deyince Sefai abi geliyor aklıma. değil mi? Canım Sefai abicim. O da Buradan da yayını selam izliyorsa olsun. çok sevgiler. Ya Sefai abi hakikaten çok büyük emek verdi ya bu gazeteye. Yani ben ta çocukluğum kaç yıl oldu? 29 yıl. 29 yıl olmuş yani. Yani doğru, ben işte evet çocuktum daha, genç yani. Yani. O ilk zamanlarını da böyle hani hatırlıyorum. Yani çok büyük emek verildi. Ve insanlar hep gurbete gittikleri için, işte bizim o gurbet, tırnak içinde gurbet diye tarif ettiğimiz memleketinden uzak sıla durumunda oldukları için, yani memleketlerinden haber alma Değil mi? noktasında yerel, bu sadece hani Mesudiye Gazetesi için değil, yerel gazetelerin, yerel Emmi basının, 29 yıldır dünyada ya da Türkiye'de tek evet gazete. yani yerel basın olarak Mesudiye Gazetesi'nin çok önemli bir yeri var yani. Hani insanların memleketlerinden haber alması, yani adam şimdi atıyorum İsviçre'de veya Yani Avrupa'nın başka bir 81 il ülkesinde. 13 ülkeye gidiyor. Evet yani hani şimdi yine Türkiye'de olsan hani telefonla ya onu olmuş bunu Ha, olmuş bir aynen. şekilde belki öğreniyorsun, ama yani yurt dışındaki bir insanın Adam açıyor işte tabii aa. görmesi, etmesi ya çok iyi, güzel bir şey yani. Ya bu da basın özellikle çok emek isteyen bir şey. Muhakkak, Şimdi muhakkak. bu gazetenin basılması, Arkasında etmesi, arkası. tabii, arkasında bir Evet. holding yok, iş adamı yok. Evet, Yani evet. iş adamı değil. Sonuçta bugün Sefaevi de hani bu yıllarca bunu Evet, sürdürmek de bir Sefai abi emek. çok bunun emeğini, Emekli bir öğretmen denemesini sonuçta. çekti diyelim yani. Bizler de bir nebze olsun ona destek veriyoruz. Çünkü bunlar gönül işi, sevda işi. Bugün Kesinlikle. emin olun bir bıraksa bu kadar süre Aynen. kimse yapmaz ya da Yapmaz. uğraşmaz. Uğraşı isteyen şey. Emin olun arkadaşlar, insanlar bazen yorum yaparken düşüncesi de yorum yapıyor. Emin olun bir gün gazete çıktığı gün yemin olsun size oradan yayını yapacağım. Şöyle anlatayım en basitinden hocam. Aslında şey çeksem böyle bir hani gazetenin Oluşunu. oluşumundan, yani hani ilk haberin ortaya çıkması, haberin basımı, matbaası. Haberin çıkışı. Haberin kara taslak dizaynı. Evet. Haberin yapımı. Onlara bakayım şöyle. Sayfaya düzenlenmesi. Baskıya gitmesi. Akabinde baskıda 24 saat Sefai hocamızın beklemesi. Evet. Hani burası mı düzgün, burası mı yanlış, burası mı renk tonu bilmem neyi, kısa mı uzun mu, bunun Şimdi takibini işte yapması. o ya işin içinde olmayan insanlar için Yani bazı şeyler çok çok zor kolay oluyor. geliyor. Bizim için de öyle mesela. Şimdi işte bir sinema filmi izliyor insan. Ya hani basit görüyor. Muhakkak. Ama hani bir filmin ortaya çıkması, biraz önce işte anlattığım süreçler, bilmem neler. Yani bazen işte en az 6 ay, 1 yıl, 2 yıl falan buluyor bir sinema Muhakkak. filminin ortaya çıkması. Bir emek harcanıyor sonuçta. Hikayesiyle, karakterleriyle her şeyin ortaya çıkması. Ama sen 90 dakika izliyorsun Yani. sinemada veya evinde ve hani çok basitçe bunu İzliyorsun gidiyorsun. aşağılayabiliyorsun, bilmem ne yapabiliyorsun. Yani Yani. insanların hakikaten verdiği büyük emekler var. Yani bu kadar da basit değil yani. Değil tabii. İşte o anlamda. Şimdi gazete çıktı geldi. Gazete bir defa bizim gazetemiz ikiye katlanıp da postaya verilmesi anlamında ve O bile, poşetleniyor. evet. O bile bir Poşetlendikten emek. sonra tek tek arkadaşlar etiketleniyor. Evet. Etikettikten sonra bu sefer de bölge bölge ayrılıyor. 81 il ayrılıyor bir. Yurt dışı ayrılıyor iki. Evet. İstanbul ilçeleri bölge bazında ayrılıyor bu üç. Ve bu insan bunları sırtında alıp arkadaşlar postaneye kadar götürüp ve teslim ediyor.
Gelmediği takdirde insanlar mesela tabii ki şikayetlerini söyleyebilirsiniz, dileklerini söyleyebilirsiniz. Alo, böyle böyle. Bugün emin ol emmi, resmi posta yoluyla gidiyor ya. Evet. Gelmeyene de özel kargo ile gönderiyorsun. Bak, bunlar hem maliyet hem zaman gerektiren şeyler. Büyük emek Bunlar var. bizim için, biz sevdamız için Aynen. bizler yapıyoruz. Bu sevilmezse İstiyoruz ki, yapılmaz zaten tabii ki yani. de, istiyoruz ki benim de hedefim bütün dünyadaki mesudiyelere ulaşmak, her eve bu mesudiye gazetemizi sokmak. İnşallah. Bugün Şeyda hocamız da gazete abonelerimizden kendisi, Evet. bizleri izliyor, takip ediyor. Bugün de yeniledi kendisi. Desteği için her zaman teşekkür Her ediyoruz. zaman. İlgisi, alakası için. Her zaman. Zaten. Mesudiye spor. Gerçi bir İstanbul'da var, bir mesudiyemiz de Evet var ya, o öyle bir şey var değil mi? ama. Yani birkaç tane ben Mesudiye spor var yani. Bir tane mesudiyemiz de var. Sevgili Mesudiye. Onur bana hatta bir forma da hediye etti. Onur Okutan sağ Aha. olsun. Benim formam da var. 52 Şeyda Delibaşı diye Şeyda Delibaşı yazıyor. diye. Ya ben sporla çok alakalı bir insan değilim. Değil mi? Yoğunluğunuzdan dolayı bir de. Evet, futbol hani bir taraftar olduğum bir futbol kulübü var ama hani çok böyle evet Sefai abi de yazmış bu arada. Değerli Ozan Bey, öncelikle sizi kutluyorum. Her geçen hafta başarınız daha da artıyor. Mesudiye yöresinin farklı mesleklere mensup değerlerini bizlerle buluşturuyorsunuz. Sevgili bir saniye abi. Sevgili Şeyda Delibaşı, sanat ve mizah alanında başarısı her geçen gün artan bir yeteneğimiz. Senarist olarak sinema filmi ve dizilere attığı her imza aynı zamanda Mesudiye ve Ordu imzasıdır. Aynen abi. Teşekkürler emmi. Gurur duyuyoruz. Onun bu başarısı gençlerimize de örnek olmaktadır. Tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Programı izleyen tüm izleyenlere de selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Sefai abinin nezdinde biz de tekrar selam ve Selam ve sevgilerimizi iletelim. sevgilerimi. Ben de şahsım adına seni çok seviyorum Sefa ya. Bunu zaten sen de biliyorsun. Çok teşekkür ederim tekrardan. Dediğimiz gibi bizi izlemeye devam edin. Evet. Şeyda hocamızın soracağı soruya doğru cevap veren ilk kişiye sürpriz hediyemiz olacak. Buradan da Şimdi Sefa abiye Mesudiye tekrar. spor konusunda da hani ben dediğim gibi yani sporla da normalde de ben sporla çok Ya ilgili. şimdi olay ne biliyor En musun? fazla yürümektir benim sporla ilgili olan durumum. Ama hocam Beden demin dediğiniz derslerimde gibi bile böyle kasalardan atlatırlardı. bir film Sanki çekmeye Mersin'e gidiyorum, maçlara nasıl gelir? Mesela. evet. Anlatabiliyor muyum? Yok ama ben Yoğunluğundan. hani elimizden gelen bir destek varsa her zaman ben Yani. Mesudiye ile ilgili hani Mesudiye spor olsun başka bir şey olsun yani her zaman ben elimden gelen destek neyse vermeye Muhakkak, hazırım muhakkak. tabii ki yani. Şeyda Dalıbaşı ne yemeği sever? Ne yemeği sever? Patates çok severim. Gosti. Gostili. Uzun boy gostili olduğu için. Evet. Ama hakikaten patates. Patatesle ilgili bütün yemekleri çok severim Hepsini yani. seversin. Hiçbirini de ayırmam. Mesudiye'de unutamadığın bir anın. Hiç unutamadın böyle. Mesudiye'de hiç unutamadığım bir anım. Vallahi Ya da güldüğün diyeyim. ya çok güzel anılarım var Mesudiye'de. Fener alayları vardı mesela çocukken hatırlarım yani. Ayakkabı Bando boyacılar tak. varmış, biliyor musun? Ayakkabı boyacılığı ben de yaptım. Ne günlermiş Alimin boya sandığı vardı Ferit'in. Ferit Delibaşı'nın. ya. Ondan bana kaldı. Hani böyle millete miras olarak hani şey kalır ya ev kalır bilmem araba kalır filan. Bize şey Bize kaldı. boya sandığı kaldı yani. O Mesudiye Meydanı'nda o zaman büyük elektrik direği vardı. 85'li yıllarda filan 86-87 yılında tam Mesudiye Meydanı'nda büyük bir elektrik direği vardı. O Aynen. direğin orada cumartesi günleri pazarı olurdu işte Mesudiye Aynen. köylerden gelen insanlar olurdu. Biz sabahın 5'inde 6'sında daha insanlar gelmeden orada sıra olurdu. Değil mi? Boyacılar olarak. İşte en önü kim kapacak filan yani. Çünkü oradan gelip köprüden gelecekler ya meydana. Yani. O köprüyü geç. Topuklu Tabii ayakkabılarla, ilk çarşamba karşılayan hemen ayakkabılarla. müşteriyi kapması lazım filan. Çok dostlarım arka halen de görüşürüm yani onlarla. Boyacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. Aynen. Okul zamanında tiyatroyla çok ilgilendim. Tiyatrolarda da oynadım. Mesudiye'de. Fener alayları dediğim gibi hiç aklımdan çıkmaz. O meslek lisesinin bando takımı hiç aklımdan çıkmaz. Hatta işte o şey vardı hep.
Şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum. 23 Nisanlarda, Cumhuriyet Bayramlarında biz Mesudiye meydanına inerdik. İlkokul, ortaokul olarak filan. Uzaktan bir bando takım sesi Değil gelirdi. mi? Bando sesi gelirdi. Bom 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 filan. Herkes derdi ki meslek geliyor, meslek geliyor. Meslek sesi. Aynen. Yani onlar o zaman Çayırın olduğu zaman. çayırın olduğu yerdeydi meslek sesi. Halen de oradan biliyorum. Aha. Oradan çala çala gelirlerdi ama ta meydana o sesleri gelirdi yani. Gümbür 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 gelirdi. Herkes meslek geliyor, meslek geliyor filan. gümbür. Abimin de olduğu dönemlerde herhalde. Ferit, evet. Onun olduğu dönemlerdi. Çok güzel anılarım var ya. Değil mi? Serkan burada. Yani benim çocukluk dönemlerim çok iyiydi ya hakikaten. Öğretmenlerimle halen beden de işte Haldun Hoca vardı, Haldun Atalık yani. Yüzmelerimiz, balık tutmalarımız, Değil mi? Bent'in olduğu bentin yerde. olduğu yerlerde yüzmeye giderdik. Şey de Çok hocam, bir de ya. şöyle diyeyim. Mesela şimdi elinde bir yetki olsa ya da mesuliyede gördüğün eksiklikler ya da ne yapmak istersin, nasıl yatırım ya da neler Ya dış gözle ben gördüğün her zaman zaman. ya insana yatırıma her zaman değer vermişim. Çünkü insana yatırım yaparsan orası da hakikaten gelişiyor. Bunu sadece bir bina yapmak, beton yığmak bu gelişmişlik değil ya. Yani ben hiçbir zaman da bunu böyle görmedim yani. Tabii ki de. İnsanın kendisine yatırım yapmak daha önemli oldu benim için. Ki özellikle sanatla ilgili yani şimdi 80'li yıllara baktığın zaman Mesudiye'de hani ben de daha çocuktum hatırlamıyorum daha öncesinde de yanmış işte mesela bir sinema biraz önce Gökalp abinin de mesajda Aha. belirttiği gibi yani bir sinema salonu mesela hani bir sinema salonunun olması bile bir yerleşim alanında bir ilçede bir kasabada önemli bir şey aslında yani. Muhakkak. Bir sanatla ilgili bir tiyatro salonunun olması, orada her hafta bir tiyatro oyununun oynanması, sinemanın dönmesi, bu güzel bir şeydir. Aynen. Yani sanatı geliştirirseniz insanın kendisi de gelişir. Sanatı geliştirmezseniz insan da gelişmez. Ve devamlı bir yerlere bina yapmak, bina dikmek, betonlaştırmak insanın kendisini de Muhakkak. betonlaştırır. Aynen. Düşüncesini de betonlaştırır. Ama genç nesil mesela bizim çocukluğumuzda hiçbir şey yoktu. Yani çocukların bir araya gelebileceği, arkadaşların bir araya gelebileceği, herhangi bir Yani. kafe, herhangi bir sosyal bir tesis yoktu yani Değil mi? Mesudiye'de. Aynen. Yani biz arkadaşlarla birbirimizi okuldan okula Görürdük. görürdük. Aynı mahallede olanlar sadece aynı Aynı mahallede mı? birbirlerini Aynen. görürlerdi. Onun haricinde ne bileyim bir kafe, bir sosyal tesis, bir sinema, bir tiyatro, insanların ailece de gidebilecekleri aynı Muhakkak. zamanda çoluk çocuklarıyla beraber gidebilecekleri böyle yerler O yoktu. deminki dediğim proje de olabilir değil mi? Hangisi? Şeyde abi. Açık alan şey Ha. mi? Ya olabilir. Bakın Yani iyi bir Şeyde abimin düşüncesini yani bu arkadaşlar. sadece kapalı bir yer değil yani geniş bir alanda bir açık hava sinema Arabanla tabii git. arabayla git, ailenle git, Otur sinema arabada. kafesinde izle. Açık hava sinemaları artık şimdi Gökalp mesela abi. rağbet. Dinliyorsun. İnsanlar özellikle şimdi şu pandemi sürecinden sonra hani Aha. kapalı alanlara girmektense hani açık alanları daha çok hani Kendi arabası ailesiyle. tabii kendi arabasıyla ailesiyle gidip açık alan sineması yapılabilir. Tiyatro salonu yani bir salonumuz var ama herhalde ben en son bildiğim Şeyde, kadarıyla kültür büyük merkezinde yapılan. evet ya tiyatro salonu var ama tiyatro var mı? Hani Mesudiye özgü yok. işte hani bir tiyatro var mı? Hani Yani. bir tiyatro oyunu var mı? Burada kim oynayacak? Yani bir sadece kültür merkezi tamam bir kültür merkezi evet tabela var. Var. Tabela var da o binanın içinde ne var? Duvar var. Her şey var. Ama Ama içinde ne var? Yani içinde bir şey olmayınca hayata geçirmek. binanın kendisi de hiçbir işe yaramaz. Muhakkak. O yüzden binanın içinde bir şeylerin olması lazım. Bir oyun olması lazım. Bir sinema olması lazım. Eğitim Bir olması tabii bir lazım. sanatla ilgili şimdi bizim önceden halk eğitim merkezi vardı. Yine Mithat Hoca'nın kulağı çınlasın.
Değil mi? Mithat Hoca vardı herhalde. Mithat Baş vardı yani. Benim çocukluğumda en azından. Orada kurslar vardı. Bağlama kursu vardı. Başka kurslar vardı. Okuma yazma kursları vardı. Yine okuma bilmeyen kadınlar için herhalde öyle şeyler vardı. Yani sanata yönelik eksikliğimiz var. Bu genel ülkede böyle bir eksiklik var yani sanatla ilgili. Yani Yani. sanatla ilgili çok önemli şeyler yapamadık yani. Yani değer anlamında değil mi? Tabii. Yani inşallah bundan sonra daha olur. Dediğimiz gibi değerli yine büyüğümüz Gökalp abi bir öneri sundu. Gerçi şeyde hocamız da buradan bir Yok, biz o konuda Gökalp abiyle istişare yok halindeyiz. yok şimdiki söylediği projeyi diyorum. Ha, açıklama. Nazari. Nazari. Ha, evet. Nazari söylemiş olduk. Evet. İnşallah Gökalp abi de Ya bunu neden hayata olmasın geçirir. yani? Bu ta 30 yıl önce, 40 yıl önce varsa böyle şeyler şu anda neden yok yani? Hani diyoruz ya işte 40 yıl önce Mesudiye'de sinema vardı. Yandı. E tamam yandı. Bir daha niye yapılmadı yani? Yani. E neden yapılmadı? O zaman böyle bir projeyi inşallah Gökalp abi Hayır. hayata geçirir. Gökalp abi olur. Ne bileyim Mesudiyeli büyüklerimiz olur. Belediye başkanlığı, kaymakamlık. Yani artık sinema olmaması zaten abes. Şu dönemlerde Yani. özellikle. Hani Yani. gelişen çağ, teknoloji, ya insanların gidebileceği bir yer. Tiyatro salonu da ki keza öyle. Hani Muhakkak. kültür merkezi yapıp devamlı orada bir kurup, şimdi çok mu şeylere giriyorum acaba bilmesem Olsun mi? olsun olsun. Hani Ya kültür merkezi yapıp da tabii ki orada kurultay da yapılsın da kardeşim kültür merkezinde kültürle ilgili bir şey yapmazsanız o merkez bir işe yaramaz yani. Onun yani. adı kültür merkezi olmaz. Aynen. Başka bir merkez olur Ya şimdi orası. şu var, değil mi? Biz gerçekleri konuşmazsak Evet. ha ha ile geçmez, olmaz. Aynen. Sonuçta biz o memleketin bir evladıyız. Bir hizmet vermek istiyorsak tabii konuşacağız. Aynen. Ha belki dediğin gibi bir tanesi çıkar, bir yatırım yapar, bir ne bileyim sinema açar. İşte Gökalp abi gibi inşallah hayalleri gerçek olur dediğimiz proje de Evet, olabilir. inşallah. Bir başkası başka bir yatırım yapar. Evet. Bu vesile olmuş olur. Olay bu yani. Ya Ha tabii ki de eleştireceğiz. Tabii ki de bunun dileklerimizi işte söyleyeceğiz. bunun bu zamana kadar hani bence daha çok daha öncelerden yapılması gereken bir şeydi ama yapılamadı yani. Yani. Hani biz oraya tiyatro oynamaya gelen birisi var. Ya burada tiyatro salonu yok ama düğün salonu var. Alın orada oynayın. Durumu gibi yani. Düğün salonunda niye oynasınlar? İşte bir tiyatro salonu olsun ve bir tiyatro salonunda her hafta bir oyun oynansın. Bu Muhakkak. sadece Mesudiye'nin içinde olan orada kurulacak bir tiyatro grubu değil. Ne bileyim Ordu tiyatrosu oradan gelen, yakın illerden gelen, İstanbul'dan gelen, turneye çıkan burada bir sürü tanınmış bile yani Yani. tanınmış oyuncuların oynadığı oyunlar var. Aynen. Yani onlardan birini gel ya kardeşim 2 günde burada oyna. Ne olacak yani? İnsanlar bir de hem sanatçı görsün hem güzel oyunlar Muhakkak, görsün yani. muhakkak. Yani inşallah ya öyle değerlerimiz var ki emmi dedim işte bunları yani ömrüm yettiğince de Evet, şurası inşallah. zaman geldikçe hepsini sizler gibi değerler alıp hem birebir insanlara aksettirmek, Tabii tanıtmak ki. hem de düşünce, görüşlerini alabilmek bir şey çıkartabilmek ortaya. Bunların akabinde hep hedefim ne biliyor musun? Bu bütün değerlerimizi inşallah yapabilirsem nasip olursa bir gecede ya da böyle bir ortamda bir araya getirmek başarabilirsem inşallah İnşallah. dualarınızla. Neden mi olmasın? Şu anda dediğim gibi zaten şu projeyi yaptıktan sonra YouTube kanalı açtım ki onu da şu anlamda Facebook biliyorsun 5000 kişiyle sınırlı. Evet. Ben istiyorum ki Mesudiye'mizin değerlerini bugün Şehidi Adile Başı dünya neden tanımasın, neden filmleri izlemesin? Evet. YouTube kanalından şu yayını bütün dünyaya yapabileyim. Evet. Neden olmasın? Yani bugün Şehidi Adile Başı'nı Almanya'daki, Fransa'daki, Belçika'daki yabancı da seyredebilir. Evet. Bunları amacımız bu. İnşallah. İnşallah da bizi seyreden arkadaşlar Ozan Aydoğan ile Mesut diyor burada YouTube kanalımıza abone olursanız 1000 kişi sınırı var arkadaşlar resmi. Buna ulaştığımız zaman Evet. canlı yayınımızı oradan yapmak nasip olacak ve Şeyda Delibaşı'nı bütün dünyaya duymuş olabileceğim. Bir nebze de yanında olabilirsek ne mutlu bana derim. Estağfurullah her zaman. Bizler de elimizden gelen ne varsa her zaman Aynen. Mesudiye ve Hem de şu var Mesudiyeliler bir de için. konu konuyu açıp yani bir ortam olduğu zaman bir projedir, gecedir, sosyal faaliyettir. İnsanların düşüncesi şu. Sizleri hep görmek istiyorlar. Ha, tamam yoğunlu olanlar için istisna ama işin özü bu, gerçeği bu. Yani hani böyle Bana böyle hiç teklif gelmedi. yok yok şu anlamda söylüyorum. Emin. Ne diyeyim atıyorum.
bir Mescid-i Spor gecesi diyelim ya da ne bileyim işte Yukarı Gökçe kermesi diyelim evet. ya da yardım kampanyası diyelim ya da pandemi döneminde evet, işte maske evet. dağıtımı diye evet, atıyorum evet. yani. Anladım, nazari. Bunlarda bütün değerleri insanlar görmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunları inşallah bütün değerlerimizi bir araya getirmek ya nasip işte, olur. Hani işte şimdi sen aradın işte buluştuk. Yani ben ya, hiçbir teşekkür zaman ediyorum. Bana hani... gelen hiçbir teklif yani ben eğer işte yoğunluğum, müsaitliğim neyse ona göre elimden geldiğince her zaman aynen. desteğim neyse yapıyorum yani. Yine varsa öyle bir şey yaparız. Emmi müzikle aran nasıl? Müzikle aram iyi ya. Vallahi. Yani çok da severim. Çalar mısın, söyler misin? Vallahi hiç yani bir işte bir ince kendimce öyle bir bağlama şeyim var ama tabii profesyonel anlamda falan değil yani. İşte şiir yazarım. Var mı yani öyle kendim, o işte annemden gelen kısa şeylerim bir şey. Var. Yok şimdi okudum ya. Tamam. Ama müzik hani olur mesela mu? Bunların belki bir bestelenmesiyle ilgili bir şey yapılır. Zaten kafamda da var. Sesler alabilir miyiz? Sesim yok. Sesim o konularda çok... Hiç mırıldanmıyor mu? Ya o kendimce yani. Etrafta kimse yokken. Değil mi? Ulan ne sesim varmış filan diye kendi kendime övüyorum. Memlekete gidiş gelişin nasıl mı? Vallahi herhalde en son bir iki yıl oldu galiba. Bir geçen sene gidemedim. Ondan önceki sene gitmiştim. Ama ben sessiz sedasız hallediyorum o Değil işi mi? ya. Gidip geliyorum. Gidip geliyorum. İşte babamın mezarıydı. Birkaç böyle sevdiğim dostlarım daha var. Onların mezarlarını ziyaret. Eve bir bak. Birkaç gün öyle bir kal. Çok sevdiğim bir iki arkadaş, dost var. Onları gör. 3-4 gün o zaman böyle. Şöyle bir sürpriz yapalım. Bizi izleyen Yukarı Gökçelilere diyelim. Yukarı Gökçelilere. Yani Yukarı Gökçe olduğu için yanlış anlamasın diğerleri. Hepsinde de yapacağım bu sürprizi projemi. İnşallah Şeyda Hocam'la nasip olursa bayram orada olacağız. İnşallah. Canlı yayımızdan oradan bütün köyün ahalisiyle birlikte bütün gurbettekilere Fallıca'yı izletmenin şansımız evet. olacak inşallah. Burada Şeyda Hocamızla sizleri buluşturmuş olacağız inşallah. İnşallah. Var mı var mesajlar? Bakayım hemen bakayım sen ben bak şurada. Hocam, ayıp olmasın yazanlara, çizenlere. Erdal abi yazmış, Erdal Yalçın. Hayırlı yayınlar kardeşler. Şeyda Delibaşı YouTube kanalına da üye olun demiş. Teşekkürler Erdal abicim. Aynen. YouTube kanalı da açtım. Ha, evet ya artık bu işler yani. Bunlara döndü yani. Aynen. Kanalım var mı? Var. Neden de bir Aydın Doğan olmayalım kardeşim? Yok canım. Bu kadar bizim de kanalımız var artık. Şu anda arkadaşlar Şeyda abimizin Taksim'deki ofisindeyiz. Buradan Ömer abimiz de var. Film stüdyoları var, klip stüdyoları var. Onlara da selam olsun. Onlar da bu dönemde gerçekten burada bir uğraş veriyorlar, bir çaba veriyorlar. Bugün inşallah böyle bir imkanı olan varsa, böyle bir şey yaparsa onlar da seve seve yardımcı olurlar. Klip zaman. Konusunda, program konusunda, senaryo konusunda aynen. Hangi konuda istiyorsanız Şeyda hocamıza, Ömer Bey'e de danışabilirsiniz. Onlar size gereken yardımı yapabilir. Evet. Pandemi dönemi nasıl geçti mi? Sıkıntılı ya. O artık hepimiz için, herkes için sıkıntılıydı. Birçok insanın işleri bozuldu. Bizim de öyle. Yani filmlerimiz olacaktı, olmadı, ertelendi. Ne zaman hani olacağı belli değil. Yani ama geçecek herhalde. Bu dönemde. Ama sürpriz bir proje bekliyoruz. Evet, Şeyden, var var. Hocam yani da. Var. Değil mi? Bakalım yani. Bekliyoruz. Ne oluyor biliyor musun? İşte başka mesela benim sistemim bu mesela. Hani başka şehirlerden, başka ilçelerden bana geliyorlar. Değil mi? Ya bizde böyle bir adam var, bunun filmini yapar mıyız? İşte veya bizim şehrimizin bir filmini yapar mısınız? Bilmem neyi yapar mısınız diye. Değil mi? Biz kendi durumumuzda bu tip şeylerle bazen şimdi hani sen yaşamıyoruz. Dedin ya emmi, ondan feyiz alıyorum, bunu görüyorum, şunu görüyorum, bundan feyiz alıyorum. Feyiz alabileceğin ya da oynatabileceğin bir tane mesela Mesudiye'den aklıma gelen bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Murat var ya bizim Mesudiye'de. Murat? Oynuyor ya devamlı. Horror oynuyor. Evet. Ya böyle şimdi düşünüyorum. Düşünsene Murat'ın bir komedi filminde oynadığını. Bir saniye yani desen ki bunu yap yapar, bunu yap yapar. Anlatabiliyor muyum? Öyle çok insan şu anda yani. Kendini sevdirmiş bir insan. Bizim ya nicileri vardır tabii. Şimdi bizim doğal
meddah dediğimiz, şimdi günümüzde buna stand-up dedikleri, Aynen stand-upçı aynen. dedikleri, ayaklı hikaye anlatan kişi, bizim eski orta oyunda meddah dediğimiz hikaye anlatıcı, Aha. biraz gerçek, biraz kendinden Kendinden kat. kadarata kurgulayarak filan anlatan böyle çok insan var. Benim kendim şahsen de tanıdığım. Yani Yeşilce'de bizim sevgili Özay'ın babası var, Sedat abi. Özay'ın kendisi de öyledir. Özay Şentürk'ün kendisi de öyledir. Çok hem bağlamasıyla bağlamayı da çok güzel çalar. Çok da iyi bir hikaye anlatıcıdır yani Özay. Özay bir hikaye anlatsın. Yani herkes gülmekten yere yatarsın yani. O Şimdi ondan abi bir akşam. al, hakikaten al. Özay'ı al yani. Özay'ı al. Özel benzin onu Sen senin al. Mesudiye'ye gittiğinde Özay Mesudiye'de. Mesela tamam. Mesudiye'de bul Özay'ı. Al hem bir bağlama yapar hem sohbet edersin. Aynen. Çok da keyifli bir adam yani. Şimdi böyle insanlar var. Güzel hikayeler çıkar. Yani bir sinema filminin içinde neden bunları da böyle güzelce Tabii serpiştirmeyelim yani? canım. Yani belki birkaç süreli de olsa kendi insanımızın doğallığıyla Tabii. oynatıp bir Aynen. şeyler katmasın, hem onun gönlünü almak gibi olur. Bir soru düşünüyor musun bu arada? Ozan Bey, hayırlı yayınlar demiş Tufan Şahin. Bizden de çok Teşekkürler. selamlar. Bizden de sana olsun Tufan'ım. Teşekkür ediyorum. Sibel Erkan yazmış. Sayın Ozan Aydoğan, siz Mesudiye'nin sesi olan bir gazeteci olarak Mesudiye'li sanatçıların faydalı olabileceği bir platformda yer alsanız, hatta mümkünse öncü davransanız, Mesudiye'li gençleri sanata katmak, karıştırmak adına. Sevgili Sibel, çok selamlar. Teşekkürler. Hakan'a da çok selamlar. Teşekkür ediyoruz Sibel Sibel Hanım'a. de çok tiyatro oyuncusudur, çok da iyi bir oyuncudur. O zaman hazır ol Sibel. Bir dahaki haftaya yayındasın. Evet. Diyelim. Ne diyelim? Yani bu dertlerimizi ya da birlik beraberliğimizi hep beraber biz mesudiyiz, değil mi Emre? Aynen. Hep birlikte mesudiyiz. Sizler bizim değerimizsiniz. Sizlerle bizler beraber olup bir şeyler katabilirsek memlekete en güzel hizmet odur. Aynen. Onun için irtibata geçelim. İnşallah bunu da yapalım. Ben soru bulamadım ya. Keşke bunu hazırlasaydım yani. Bana sanki. Onu bizimkiler bilir sadece. Aynen. Mesudiye. Neyse onu düşün. Şimdi düşünün. Hem hiç oynamayı yazıyorsun da hep yazıyorsun oynamak. Oynamak, ya ben aslında tiyatro eğitimi aldım ben oyunculukla ilgili. Bu konuyla ilgili hani yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. Ama oyunculuğu hiç ben kendim düşünmedim yani. Hep kamera arkasında kalmak yani yazmak bana daha bir cazip geldi. Değil mi? Orada kendi oluşturduğun bir dünya var. O dünyanın içinde bir takım karakterler, onlarla yaşıyorsun. Yani o dünyayı Şeyde oynadın oluşturmak. galiba. Oğlum bak gitti oynadım. Değil mi? Bisiklet. Karadenizli bir adam oynadım. Aynen, şapka Bazen motilli evet. Bazen böyle yazdığım işlerde küçük böyle vurkaç hemen roller hani şunda tamam ben oynayayım falan diyorum. değil mi? Ama böyle illa bir hani oyunculuk Şöyle bir şey olur mu Emin mesela? İstiyormuş gibi olmasın. Bizden birini sokup da oynatabilir mi? Yani hani yapımcılar ya da ne bileyim kim şişe yapıyorsa. Farz et desen ki ya Şeyda'yı da burada şurada oynatalım ya da Ozan'ı buraya koyalım ya da Ya Mehmet'i. o işte o kadar kolay olmuyor bazen. İşte onu Çünkü soruyorum. şimdi adam şimdi milyon lira ya milyon para harcıyor yani. Tabii. Yani Ama yok şu anlamda değil ya mi? küçük bir rolde yani. Küçük rol derken hani yapabileceği anlamda söylüyorum. Değil mi? Yani o Yani riskli bir inisiyatif şey tabii ki. tabii. İnisiyatifli. Şimdi oradaki ya adres soran adamsa ya şu adres neresi kardeşim? Diyaloğu bu kadarsa hani Ozan gel şurada adresi soran adam sen ol olur. Ama biraz dediğim gibi Ondan neden? sonra 50 yıl boyun çocukları bu adresi soran adam bendim filan. Hayır şey anlatsın değil Dur bak bir şey mi? anlatayım hemen. Bizim Anladım. öyle bir hikayemiz vardı. Adres soran baba. Bu işlere ilk başladığım zamanlarda bana dediler ki ya işte bir tane dizinin adını unuttum şimdi. 2000'li yılların başı. Bir garson rolü varmış. Dediler ki sen oynar mısın? Oynarım dedim ya. Abi niye Garson rolü işte dizinin baş karakterleri kadınla erkek bir tartışma anı filan. Ben de garson olarak geliyorum, servis yapıyorum. Başka ne alırsınız efendim? Diyaloğum da bu. İşte ben geldim.
servisimi yaptım. Başka ne alırsınız efendim? Teşekkürler falan dedi. Ben gittim. Haftaya yayınlanacak dizi. Ben herkes ayağa kaldırdım. Ondan sonra ya ben oynuyorum. İşte böyle böyle şu dizideyim. Şu bölümde bu hafta ben de varım izleyeyim. Abi sen gibi sahne. Ya bir sahne ama beni kesmişler. Benim suratım zaten elim Hayda. giriyor kadraja. Gelim yok. Ne alırsınız efendim? Ses var, şey yok. Görüntü. Sırf elim var ama orada. Dedim ya şu sahne, o el benim elimde falan diye. Allah'ım ya Rabbim. Var öyle ya çok. Aynen. Mesela şu komedyen dünyasında gerçi hepsi değerimiz ama kim daha yani hani Ben Cem Yılmaz'ın üstüne ben değil mi? tanımıyorum Değil mi? ya. Yani şimdi Cem sevgili Cem'in de üstüne çok gidiliyor bu aralar ama yani yani son zamanların bence en iyi komedyeni. Değil mi? Şeye gittiğimizde hem onun çekim yaptığı yere gittiydik. Filmin adı neydi ya? Çankırı'da çekildiği filmin. O Plato Milato var ya. Uzaylı filmi mi? Neydi onun ya? Arog'u çekerken mi? Arog Arog. O taş Arog. devrinin şeyini Ha, çekti. ulan ne yani? Tabii. Dedim ben de çekildim. Şimdi yani sevgili Cem Yılmaz film yaparken para harcıyor. Aynen. Yani çok Deli hakikaten para harcıyor. büyük paralar harcıyor. Platolar kuruyor, bilmem ne kuruyor. İnsanların emeklerini de anında ödüyor. Maşallah. Yani Helal hiçbir olsun. sektörde yani benim Cem Yılmaz'dan alacağım Alacağım var mı? var diyemez yani. Değil mi? Herkesin hakkını da öder. Çok daha hakikaten vicdanlı. Şimdi bazı şeyleri biz biliyoruz, bazen konuşamıyorsun yani. Tabii Onu tabii. şimdi kendi içinde de yaptı. Hani sağ elin verdiğini sol el görmez Muhakkak. misali yaptığı da birçok şey var Helal. sevgili. Ama insanlar bunu sadece yani belki bir siyasi duruş veya başka bir şeyden dolayı yani böyle insanların ona tepki Hemen. vermesi de Aynen. yanlış bir şey. Herkes herkesle aynı görüşte olamaz ki zaten. Olamaz tabii ki de. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Aynen. Önemli olan iyilik içinde, güzellik içinde Aynen. yaşayabilmesi yani. Evet. Evet, bize bir akşam oldu değerli Mesudiyeliler. Bugün Şeyda hocamızı tanıdık. Bilinmeyen yönleriyle işte karşınızda gördüğünüz gibi. Ona soruyu ben paslayayım. O sorsun yine. Bizi izliyorsanız sorunun cevabını, ilk cevabı verene sürpriz hediyemiz olacak. Bilen de benle özel irtibata geçecek. Ne sorayım ya? Sabah çimeni hangi köyümüzün sınırları içindedir? Onu Sabah bileceğim. çimeni. Bilemez. Nereden bilecekler? Sor bakayım hocam. Sabah çimeni. Sabah. Sabah çimeni. Ha, onu ben de bilmiyorum. O zaman sor. Bilmediğim soruyu niye sorayım? Ha, şeyi sorayım ya, gölü sorayım. Mesudiye'deki en meşhur göl. Hadi bakalım. Hangisi olduğunu değil mi? Evet. Urgöl'dekini demiyorum herhalde. Yok. Tamam. Arkadaşlar hocamın Mesudiye Melek Irmağı'nda Fisturu Mahallesi'nin aşağısına o düşen çok diyeyim. çok o kadar kopya verdi. Mesudiye'nin en önemli gölü mü diyelim? En önemli bence en önemli gölü. Duygu dolu ya. Yani hatıra dolu. Herhalde herkesin hatırası vardır o gölde. Evet. Şeyda hocamızın sorduğu soruyu umarım anladınız. Mesudiye'nin en değerli gölü ya da en büyük gölü mü diyelim hocam? En büyük gölü değil. Herkesin belki de birçok insanın hatırasının olduğu bir göl orası. Bak ben gitmeyeyim bu sene gidelim oraya. Gidelim. Tamam. Evet ilk doğru cevabı verene sürpriz hediyemiz var. Mesajlar var hocam okuyabilir misiniz? Mesajlar var. Sevgili dostlar, yorumum teknik sebeplerle eksik geldi. Kusura bakmayınız. Biz bizden başlayalım. Sanatı, metin yazarlığı, oyunculuğu ile hikayesiyle, ışığı sesiyle önce kendi evlatlarımız anlatalım saygıyla. Sibel Erkan. Sibel'cim çok tekrardan Tekrar selamlar. teşekkür ediyoruz. Hakan'a da İnşallah selamlar. bizi izliyorsa bir programda almak isteriz. Bu bütün dertlerimiz, sıkıntılarımız, tavsiyelerimizi, Aynen. hizmetlerimizi inşallah hep birlikte yapalım diyorum. İzleyenleri de tekrardan çok Teşekkür selamlar. ederim bizleri izledikleri için. Evet. Hocamın sorusunu bir daha alalım. Mesudiye'de Mele Tırmağı'nda çok önemli bir göl var arkadaşlar. Bu göl birçok insanın hatırasının olduğu Cevaplar geliyor ama geliyor mu? pardon bak bakayım hocam doğru mu Bakayım. ya?
Yanlış mı diye. Ömürcüm yaklaşmışsın, Ömür Melek Özübek yazmış. Çanakkale Gölü abi demiş. Çanakkale Gölü Mesudiye'de yok. Evet, bu soru değil. Ama yaklaştın. Yaklaşmışsın ömrüm. İlk doğru cevabı verene sürpriz Ha, hediye. şimdi doğru cevap geldi Ömür'den. Çanakkale demiş. Çanakkale. Çanakkül. Evet. Ömür'üm yeğenimize Ömür sürpriz Melek hediyemizi Özübek. kazanan bu akşamki de sorumuza doğru cevap verebildiğine göre bu akşamın hediyesini Çanakkale'de ne balık tutardık ya? Çanakkül. Evet. Bayramda orada yiyeceğim mi? Tamam. Evet arkadaşlar, her şeyin en güzeli sizler için olsun. Mesut diyelim için olsun. Nice hizmetleri olsun hep birlikte diyelim. Evet. Şunu söyleyelim, bizler size hizmet için buradayız. Şeyda hocamız, ben, diğer sanat severlerimiz hepimiz bir hizmet için uğraşıyoruz. Bunun maddi açıdan bakmayın. Bugün dedik ya buradayız. Ben kendim Ümraniye'de oturuyorum. Şeyda hocam Taksim'de. Benim için onun varlığı onur, gururdur bizler için. Eyvallah, aynı şekilde. Bir televizyonda bile baktığımız zaman kendi köylüm, akrabam da olması da nazarıyla daha başka bir gurur duyuyorum. Hepsi öyle bizler için. Onun için bizleri izlemeye devam edin. Her şeyin en güzelini yapmaya sizler için varız. Hocam sizin de sözlerinizi alalım. Tüm Mesudiyeli dostlara, Mesudiye'yi sevenlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Çok selamlar. Mesudiye için elimizden ne gelen varsa her zaman hizmete hazırız. Hep Hep birlikte birlikte. mesul diyeliz. Mesudiyeliyiz.